Birden etraf kapkaranlık kesildi. Kanat çırpınışları sesler geliyor. Kıştır. Bütün her kata en azından 5-10 tane gardiyan, coplarla, kalaslarla koşmaya başladılar. Deli gibi sağa sola koşuyorlar. Ben ilk başta bir şey anlamadım. Gerçekten anlamadım. Bir de güvercinlerin kanat çırpınışları. Yani güvercinlerin bir zararı yok. Bize de yok. Onlara da yok. Kıştan, soğuktan korunmak için içeri geliyorlar. Artık güvercinleri avladılar. Joe da var, yanılmıyorsam. O da avlıyor güvercinleri. Zavallar kendi yaşamları için şey yapıyorlar. Çırpınıyorlar. Bir taraftan biz, bir taraftan onlar. Kaç taneyi öldürdüler görmedim ya da yakaladılar görmedim. Fakat ondan sonra hemen hemen güvercinler kayboldu şeyden, cezaevinden. Benim için şu açıdan önemliydi. Güvercinler bazen hayal kurmama çok yardımcı oluyorlardı. İnsanların yani hayallerini kurarken bazı araçlar kullanıyor. Benim güvercinlerdi. Güvercinlerle sanki ben dışarıya çıkıyorum. Sivere bülbül malik beyran ol tehlina hudiki seri seklana cizre ota kuru hadi bedil ah bülbül Yönetim komutanları cezaevi haline getirdi bütün kışlaları. Ne yapsınlar? O kadar çok ki tutukladı. Binlerle. Selimiye kışlası cezaevi oldu. İstanbul'da en çok da orada tabii. Ve hemen cezaevler yapımına başladık. Modern cezaevler yapımına başladık. Süratle yani Diyarbakır cezaevine hemen bir an evvel yetiştirin dedik. O yapıldı. Bir gün anons yapıldı. Beştunlu cezaevine gitmek isteyen ismini yazdırsın. Ha biz dedik o zaman hepimiz gitmek zorunda. Çünkü Beştunlu cezaevi mükemmel yapıdadır. İsimlerimizi yazdırdık. Dediler işte modern, bütün olanaklara sahip bir cezaevi yapıyoruz. İçinde sineması var, içinde banyosu var, kütüphanesi var, yemek salonları ayrı. Yatacak bölümler ayrı, her koğuş ayrı, tuvaletleri var, duş yeri var.
Nedense bazıları da gerçekten inandılar ona. Yani biz her şeyle mükemmel bir cezaevine gidiyoruz şeyine kapıldılar. Gittik, gördük, geldik. Bazıları gelemedi, biliyorsun. Orada öldüler, sinema salonunda öldüler, hamamda öldüler, koridorda öldüler, salonda öldüler. Böyle. Beş nolu gerçeği, öyle. Diyarbakır zindanında özgürlüğe giden yolda Ferhat Necmi Eşref Mahmut çıkıyorlar tabut tabut. Ferhat Necmi Eşref Mahmut gidiyorlar tabut tabut. Tarihin şen çocukları, halkımın kahramanları. Tarihin şen çocukları, halkımın kahramanları. Ben sabahları çok erken kalkan biriydim. Bizim koğuşumuz da cezaevinin böyle en uçtaki kısımlarından birindeydi. Sokaktan sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir diye bir anons duydum. Ben hemen darbe olduğunu anlamıştım. Kalktım, arkadaşları kaldırdım koğuşta, dedim darbe olmuş. Darbe diyorlar ama ben gerçekten anlamıyorum. Darbe oldu da ne oldu? İşte askeri darbe oldu. Askeri darbe dediği zaman ben dışarıdayken nenemin bir sözü var işte. Asker gelirse çok kötü olur. Nenemin kafasında yer etmişti. O bende de yer etti. Yani jandarma gelirse çok kötü şeyler yaşanır. Ben orada ilk aklıma gelen o oldu. Ha, askeri darbe oldu. Nenemin o anlattığı kötü şeyler yaşanacak. Mazgalı çalıyoruz. Ahmet kapmış, mazgal açmıyor, koşmak. Ahmet açmıyor. Tabii biz o zaman komutan falan demiyorduk yani. Ahmet diyorduk yani. Açmıyor. Neyse en son açtı, bize küfür etti. Dedi orası bir çocukları, sizin elinizden gelin, bundan sonra burunuzdan fitil fitil getireceğiz. Ahmet bu kadar. Her koğuşların kapıları kilitlendi. Görüş, havalandırmaya çıkma şansımız artık olmadı. Böyle saatlere bağlandı. Havalandırmada askeri eğitim yapılacak. Askerlere, erlere, işte oradaki gardiyanlara komutanım diye hitap edilecek. Görüşe giderken askeri düzenle gidip geleceksiniz. Sayım düzeni tek sıra halinde. Sol baştaki saymaya başlasın, sağa doğru. İşte 1, 2, 3, 4. Sonra dediler uygun adıma benzer bir şekilde düz. Saçınızı keseceksiniz, bıyıklarınızı keseceksiniz. İlk dağıtmalar bu şekilde oldu. Tabii belli bir noktaya geldikten sonra şey yaptılar. Kendi kitlesine yün verebilen, verebilecek olan bütün insanları koğuşlardan topladılar. 35. blokun hücrelerine yerleştirdiler bizi. Bir gün gardiyanlar işte hazır ol, dikkat, işte komutan sağda. Baktık ayak sesleri geliyor. Nedir, ne oluyor falan anlamadık. Meğer komandolar askeri yürüyüş biçiminde büyük koridora giriyorlar. Ondan sonra hücreye geldiler. Birinci kata girdiler. Her Türk asker doğar. Bir Türk dünya bedendir. Gibi işte bu ilese Türk ün çalış güven gibi sloganlarla işte o ritmi de dahil ederek. İkinci kata çıktılar. Koridor uzun ya, bütün hücrelerin önünde uzun koridorlar var. Dördüncü kata kadar öyle sert adımlarla bir yürüyüş yaptılar. Aşağıda bir ses, beni dinleyin dedi. Burası bundan sonra cezaevi değildir. Burası bir askeri okuldur.
bu askeri okulun kuralları olacaktır. Ve bu askeri okulun bir tek amacı vardır. Sizi Türkleştirmektir. Tabii ilk dönemde bu kurallara bağlı olarak da buna karşı da direniş gösterildi. Yani kabul etmeme, tavır geliştirme, tutum geliştirme durumu yaşandı. 8 ay süren bir direnişimiz oldu. Fiili bir direnişti. Bu direniş sürerken ölüm orucu başladı. 45 günlük bir ölüm orucu. Tabii bu ölüm orucu sürecinde Ali Erek demiştim, Cin Ali. 29. günde bu arkadaş ölüm orucunu kaldıramıyor, götüremiyor, bırakıyor. 81 ölüm orucuna katılıp rahatsızlığından dolayı ölüm orucunu bırakmak zorunda olan bir arkadaşımız. Ölüm orucunu bıraktı fakat kurallara uymadı. Esat Oktay o zaman kendisi şeye dayattı. Yani ölüm orucunu bıraktığına göre şey de yapacaksın, kurallara da uyacaksın dedi. Direnince arkadaş çok büyük işkencelere maruz bıraktılar. Biz o zaman 4. katta direniş içerisindeydik. Arkadaşlar da ona tavır koymuşlardı. O orucu bıraktığı için ilgilenmiyorlardı. 4. katta bulunuyordu. 4. katta tam bizim üçlerin üstünde birinci rağına. Mağazam inliyordu. Gece 12'den sonra inlemesi hiç dinmiyordu. Çok acı çekiyordu. Bir ara dinlemesi kesildi. Oh dedim, ben de okudum. Ama Cinan ölmüştü. O gece ölmüştü. Mayıs ayına geldiğimizde, tam iyi hatırlamıyorum ama 28 Mayıs olabilir ya da 29 Mayıs'ta artık 13 kişi kalmıştı yani. Yani o güne kadar kurallara uymayan 13 insan kalmıştı. Ona yakın arkadaş birkaç gün daha direnişe devam etti. Sonra onlar da kurallara uydular. Sonra kurallara uyunca isteklerin sonu gelmedi. Olmasından itibaren hemen tabii sıkı yönetim kanununda çok esaslı değişiklikler yaptılar. Yani en önemli değişiklik bence gözaltı süresini 90 güne çıkarmaktı. Vahim bir şey. 90 gün bir kişi gözaltında kalıyordu. Bir de 3 yıla kadar olan hapis cezaları temiz edilemiyordu. Bence bu iki değişiklik fevkalade önemliydi. Düşünün ki 3-5 günde bile işkence yapılırken 90 günlük bir işkence süresi tanımaktı. Ben 120 gün gözaltında kalanı da biliyorum. 180 gün gözaltında tutulan da biliyorum. Örneğin TİKO'da yargılanan Cafer Camgöz isimli kişi 120 gün gözaltında kaldı. 120 gün sonrasında savcılık ve mahkemeye çıktığında bırakıldı. Yine aynı dosyadan yargılanan Müslim Elma isimdeki sanık 60 gün burada, 60 gün Elazığ'da, 60 günde Antep'te gözaltına almış. 180 gün sonra tutuklamaya çıkarılıyor, savcılık ve mahkemelere çıkarılıyor, orada tutuklanmıştı.
tutuklananların 5 nolu cezaevine gideceklerin listeleri geliyor. O listelere göre cezaevi aracına konuluyoruz ve gidiyoruz. Neyse işte bir gün bizim de işte içinde yer aldığımız bir liste okundu. Cezaevi aracına bindik. Binmeden önce gözlerimiz bağlandı. Çok iyi hatırlıyorum. Çok soğuk bir gündü. Korkudan ve soğuğun da etkisiyle tir tir titriyordu herkes. Ben de titriyordum tabii ki. O ara böyle iri kıyım askerler karşıladılar bizi. Ellerinde uzun siyah joplar. Bayağı bir iri tipler. Biz ne olduğumuzu şaşırdık. Bir taraftan Allah Allah sesleri geliyor. Bir taraftan rap rap sesleri geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Biz nereye geldik, neler oluyor? Cezaevine gittiğimizde sordular. Banyolu odada mı kalmak istersiniz? Televizyonlu odada mı kalmak istersiniz? Tabii gitmeden evvel önceden cezaevine girip çıkan gözaltındaki arkadaşlar. Onlar dedi ki, banyolu da deseniz, televizyonlu da deseniz gideceğiniz yer aynı. Sonra herkes çırılçıplak soyundu ve bekliyoruz tabii. O haldeyken dikkat komutu verildi gardiyanlardan biri tarafından. Yüzbaşı Esat Oktay, önünde köpeği Joe, birlikte yürüyorlar. Arkasında da çok sayıda gardiyan, rütbeli şeyler de var tabii. Subaylar falan da var. İçeri girdiler. Tek tek işte omuzlarımıza böyle dokunarak parmağıyla, çok yumuşak bir ses tonuyla, evladım nerelisin falan, evladım ya sen? Çocuklarım hoş gelmişsiniz. Burası bir askeri okuldur. Sizi askeri okulda eğiteceğiz. Önce dedi çocuklarıma bir güzel banyo yaptırın. Banyo falan istiyor musunuz? Kirler misiniz falan? Millet hepsi tabii evet dedi. O hemen böyle yaptı. Gardiyan dedi. Bu tarzda. Bunları hemen banyoya dedi. O şeyden sonra... Yani bir ip getirip cinsel organlarımızı bağladılar. İşte önde iki tane güya şef tren şeklinde. Ve o şekilde bizi koridorlarda şey yaptı. Tabii bu koridorlarda şey yaparken yaklaşık yani tabii sayı olarak bilemez. 50-60 tane gardiyan ellerinde jop ve kalaslarla seni dövüyorlar. Düştüğün yani zaten o zincirde birisi düştüğü zaman şey gibi herkes otomatikmen düşüyor. Esat Oktay Yıldız'dan haydi çocuklar geri çekilin dedi ve çocuklar denen askerler hepsi geri çekildiler. Uzun koridorun içerisinde birkaç tane yine demir parmaklarla oluşan bölüm ve onların da kapıları vardı ve bütün çocukları kapının arkasına aldılar. Biz de merakla bekliyoruz niye çocukları kapısının arkasına aldılar diye. Aldıktan sonra Esat seslendi. Çocuklar aç mısınız dedi. Hepsi bir ağızdan, eller parmaklardan çıkartılmış bir şekilde acız diye bir feryat ettiler. Anladık yani açlığını bizimle giderecekler. Çığlıklar, bağırışmalar, yerdeyken tekmelemeler. O şekilde uzun süre, ne kadar sürdü bilmiyorum ama tabii bir de o hava, koridor çok kötü ses de çıkıyor, ses de yankılanıyor. O şekilde arkadaşlar bir yere kadar götürüldü. Tabii biz geçtiğimizde hala inleme sesi biraz daha ilerleyen. İleriye doğru götürmüşlerdi. Bizi ilk koridorda sağda kadınlar bölümüne getirdiler. Ayaklarımıza tutup sürükledi, attılar bizi bir hücreye. Birkaç arkadaş bir baktık. Lağım çukurunun içindeyiz. Hücre yarıya kadar lağımla dolu. Oturtuyorlardı beni. Sen ya içeceksin, bu pisliği, lağımı, lağım sularını, çok affedersiniz ya pislik yani böyle bok parçaları dolaşıyor. Ya içeceksin veyahut da seni başını banyo yapacağım. İçer miyim? Ve bir bakıyorum arkadan mesela ayağımı çekiyor, şeyle vurt giriyor, bütün başım, yüzüm filan vesaire. O pislik içerisinde. Müzik
kendilerinin getirdiği 50'ye yakın işte askeri marşların 3 gün içerisinde üretilmesi lazım diye söylüyorlardı, vurgu ediyorlardı. Bu çocukların bu 3 metni ezberlemesini sen sağlayacaksın. Şimdi öyle diyor ama benim cevap verecek halim yok. Şimdi komutanım dedim, bu arkadaş o zaten o Abbas konuşamıyor dedim. Öbürü de Türkçe bilmiyor dedim. Bilmem dedi. Sorumlu sensin, bunlara öğreteceksin. Eğer dedi bir şikayetin olsa bana haber verirsin. Ben onlara gerekli dersi veririm. Nasıl haber vereceksin? Oturduk ezberledik de. Ben üçünü de ezberledim. Ve çocuklara da dedim ki en azından o Kürt çocuklara Türk'üm, doğuluyum, çalışkanım öğrenin. Üç kelimeyle Jones'a bunu öğrenin. Bakalım ne olacak? Tabii Türkçe bilmediği için de okuma yazması olmadığı için de çok zor. Şimdi tabii bu dayak yiye yiye tekrarlaya tekrarlaya işte İstiklal Marşı'nı korkma sönmemiz şafaklarda diye başlıyor. Belli bir yere geliyor orada tıkandı. Gece yarısı bağırıyor. Zaten o gece yarısı bazen askerler çekilince işte bağırıyor. Yoksa askerler olunca zaten soramıyor da. İşte dedi ya o Kürtçe söylüyor. Diyor canavarek diyordu. Ha bu ölçü bu. Orada bir canavar vardı. Neydi? Bir köylü getirmişlerdi. Aynı şekilde o da marşları bilmediği için, ezberlemediği için alıp onu gardiyanlar kapının önüne çektiler. Ve aniden çok korkunç bir ses geldi. Ve arkadaşımıza copla tecavüz ettiler. Ve arkadaşımız orada bayıldı. Biz cezaevinin içinde de ilk gördüğümüz şey bütün duvarlara eskiden tarih derslerinde okuldayken gördüğümüz o Türk İmparatorluk önde gelenleri Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Beyazıtlar onlara bütün fotoğraflar onların. Baktım bütün cezaevinde okuluşta olanlar herkes tek tip mavi aşutmenler alt üst giymiş, spor ayakkabılar, numaralar var aşutmenlerin üstünde. Herkes tıraşlı, yüz hatları sararmış. Und dann hat mir die türkische Geschichte erklärt, also mit Hilfe dieses Dolmetscher-Soldaten hat mich dann da irgendwo hingeführt, wo also irgendwelche Tafeln waren und hat mir also dann erklärt, dass also die Türken überhaupt irgendwas mit dem Sonnenstaat oder was, dass die da alle aus Sibirien irgendwie kamen und dass das der Anfang der Menschheit überhaupt ist und die Türken nun die höchste Kultur haben und also alle Kultur, alles kommt da von den Türken. Das war die eine Episode, was ich völlig hirnrissig fand. Also wie kann ein Mensch, wenn er ein bisschen gebildet ist, sowas irgendwie glauben? Ja, und ich hatte das Gefühl, er glaubt das so. Beni yani en berbat bir koğuşa götürdüler. O koğuş cezaevi kurulurken marangozhane olarak yapılmış. Çok büyük bir hangar gibi bir yer. 3 katlı bir ranza kurulmuş. Tuvaleti, 2 tane tuvaleti var. 165 kişilik bir yer. Ne su var, ne içecek bir şey, imkan var. Yani rezalet bir şey. Bize bir teneke verdiler. Buraya ihtiyaçlarınızı giderin. Biz büyük yağ tenekeleri olur ya ve açılıp kapağı da yandadır. Yani yok edilmemiştir. Kenarları işte vurulmamıştır bir şekilde. Biz yaklaşık bir ay o tenekede ihtiyacımızı gideriyorduk. Sabah nöbetçi götürüyordu. Gözaltı koğuşunun tuvaletine döküyordu o atıkları. Koğuşa gittikleri zaman burunlarını tutarlardı. Biz alışmışız ama onlar herhangi bir asker koğuşa geldiği zaman mutlaka burnuna bir dakikadan fazla kalamaz zaten. Şimdi bizde o zaman tabii de bit de var. Yani öyle bir bitlenmiştik ki askerlerden mesela ne diye genelde bit kaşınmak için müsaade ediyorduk. Korkunç derecede bir bit vardı. Yani böyle ya binlerce sanki bint var. Yani duramıyorsun. Böyle sürekli kaşıyorsun. Şimdi orada esas süreçte böyle duracaksın. Aynı şu şekilde böyle. Hiçbir şey demeyeceksin, konuşmayacaksın.
İşte bir şey kaçınmak istediğin zaman bile işte diyeceksin. Mesela faraza ben diyorum. Diyorum Mesut Başlı Diyarbakır Emniyet Komutanım diyor. Söyle olan İbne nedir? Komutanım bir dakika kaçınabilir miyim? Eğer asker biraz insafa gelmişse diyor kaçın lan İbne. İşte sen böyle bir dakika falan kaşınıyorsun. Yani bir dakika herhalde işte güya rahatlıyorsun belki psikolojik olarak. O zaman mümkün değil çünkü binlerce bit var yani. Her taraf bit olmuş. 1,5 yıl banyo yapmadık biz. 1,5 yıl sonra bizi banyoya çıkardılar. Buz gibi Diyarbakır'ın soğuğunu tahmin edebiliyorsunuz. Diyarbakır'ın soğuğunda o buz gibi sularla, tazikli sularla bize banyo yaptırdılar. Yani tam böyle sabunu kafanıza sürüyorsunuz. Su daha dökmeden çık emriyle artık oha 5 dakikanız var. O 5 dakika içerisinde sabunu zaten kurutarak yani üstün başını üstünle sabunu kurutarak sabunla çıkıyorsun. Ve dönüşte de çok ilginçtir. Güya banyo yapmışız. Yatın sürünün diye koğuşa kadar süründük geldik. Biz tek sıra içtimaya geçtik havalandırmada. Saçlarımız kesilecek. Çok garip bir şekilde kestiler. Mesela şuradan bir tutam, buradan bir tutam. Yani biz böyle şeklimize bakıp gülüyorduk. Kırık bir aynamız vardı, hiç unutmam. Komik bir şekilde. Onlar işte akılları sıra onurumuzu kıracaklardı. Meryem 13 yaşında böyle kısa boylu, al al yanakları olan, çok canlı, çok direngen. Böyle adeta meydan okuyan o işkencecileri, bütün o cellatlar içerisinde gerçekten o küçük yüreğiyle böyle hep moral kaynağı olan bir yapıdaydı. Esat istiyorduysa böyle 40 yılın başında işte diyordu bir mektup yazabilirsiniz ailenize. Yazıyorsunuz ama idarede dur ya da yırtıp atıyorlar, aileye gitmiyor. Meryem de tutup bunu yazmış, saçlarımız kesildi diye. Esat, Oktay kendisi gelmişti. Birçok böyle onlarca gardiyanla beraber. Bu mektubu sen mi yazmışsın? Doğru ben yazdım dedi. Bu mektubu yiyeceksin dedi. Meryem'den tık yok. O şeyi aldılar kağıdı. Meryem'in ağzını zorla açtılar. Açmıyor ağzını. Çok dirençli bir çocuktu. Çocuktu, resmen çocuktu. İki asker parmağını ağzına sokarak onu zorla ağzına soktular. Kenetlenmiş böyle dişleri açmıyor. Onu Meryem'in ağzına zorla koydular. Ama ağız böyle şişti, çiğnemiyor. Esat kuduruyor, onu çiğne diyor, yutacaksın. Sen burada olanları nasıl ailene yazarsın? Sizin saçlarınızı siz kendiniz isteyerek kestirdiniz değil mi kızlar? Böyle dalga geçiyor bizimle bir de. Yaptıklarını bize onaylatmak istiyor. Mümkün değil, Meryem'i ikna edemediler. Meryem yine bir dayak faslı yaşadı. O anı hiç unutmuyorum. Çok zor bir andı. Kapatır mısın? 81 yılının sonlarıydı. Esat Oktay geldi koğuşa. Tabii koğuş sorumlusu dikkat çekti. Herkes olduğu yerde ayağa kalktı. Koğuşu toparladı. İşte bir çocuk koğuşu vardı o tarihte. Geldi beni de tuttu, çekti öne. Sen ne işin var bu koğuşta? Sen de çocuk koğuşuna gitmen lazım. Bizi toplayıp 31. koğuşa götürdüler. O dönemde hava korsanlarına teslim ettiler. Bunların başı Yılmaz Yalçıner'di. Binbaşı bizi bunlara teslim ederken patron dedi. Bunların eti senin, kemiği de benimdir, al. Bu tarzda teslim etti. O da bizi teslim aldı. Normalde bize şeriat eğitimi veriliyordu. Din ağırlıklıydı. Bunun yanında Atatürk'ün ilke inkılapları da var. Tarih de vardı. En fazla meyil verdiğimiz konular işte Atatürkçülük, Kemalizm'di. Cumhuriyetçilik, 2. Milliyetçilik, 3. Halkçılık, 4. Laiklik, 5. Devletçilik, 6. İnkılapçılık. Egemenlik milletindir. Esat Oktay geldiğinde soru sordu. Bir gün geldi bana soru sordu. İşte Türklere Orta Asya'dan çıkarken yol gösteren
Ordunun ismi ne? Ben de dedim Türklere Ergenekon'dan yol gösteren ordunun ismi Asena'dır. Diğer bir ismi de Burti Çiğne Dişi Bozkurt. Bir de yanlış yaptık orada köpeği dedik. Onun üzerine birkaç tokat attı bana. Sen nasıl bozkurta köpek dersin diye. Ben gerçekten de farkında değildim yani. Hani bizde kurt köpek birbirine benzeştirilir. Demek o yanlışmış onlara göre. Sıkıntı şey yasakladı. Hastanelerde Kürtçe konuşulmayacak. Gördük bunları, yaşadık. Mesela bir doktor konuştu. Mecburen konuşuyor. Yani çünkü hastası Kürtçe konuşuyor. O doktor bile gözaltına alındı. Sıkı yönetim yasaklarına muhalefetten. Ich habe damals Touristen geführt, also deutsche Touristen in der Türkei. Das war eine Reise durch die Südosttürkei. Und wir waren auf der Insel Achtermar. Und ich habe dieser Reisegruppe dort was erzählt über Armenier. Auf Achtermar ist ja diese armenische Kirche. Und ich wusste auch, man muss vorsichtig sein mit Armeniern und mit Kurden und mit diesen Themen. Und ich habe gedacht, ja, ich erzähle nur Sachen unter dem Sultan, Sultan Abdulhamid. Und nach, also nach 1918 sage ich nichts mehr. Aber das war wohl schon zu viel. Tam çıkaramadık. Kadın mıdır, erkek midir? Bağırtırıyorlar, dövüyorlar. Hepimizin kulağı kapıda, koridordan sesler geliyor. Anlamaya çalıştık. Akşam yemeğinde biz anladık, yabancı biri gelmiş. Ralf değil, Ali. Adın Ali olacak bundan sonra. Bağırtırıyor, o Ali diyor. Türk müsün, Türk'üm diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Böyle sürekli bağırtırıyorlar. Außerdem war klar, ich darf nicht von mir selber reden. Also nur, wenn mir das eigentlich erlaubt. Ich musste immer Haltung annehmen, zu Befehl Kommandant, Emret Komutanım musste ich immer sagen. Bir kişi her sabah bir kişi kalkardı, onu okurdu. Koğuş da biz hepimiz böyle çevresinde otururduk. Biz de tekrar ederdik. Mesela dedi Atatürk 1881'de mi doğmuş? 1881'de. Ondan sonra yine Koğuş Başkanı Selanik'te. Hepimiz bir ağızdan Selanik'te doğdu. O şekilde saatlerce eğitim yapılırdı. Ceblok 8. Koğuş 57 Mevcudu Emir ve Görüşünce Hazır Komutanım. Joe'da gelirdi. Yani öğretmişlerdi. Pavlon köpeği tek böyle önümüzden geçerdi. Sayardı sanki sayardı Joe. Esat Oktay Yıldıran'ın köpeği. Joe geldiği zaman sanki bir generalmiş gibi kuyruğunu dikerdi. Önce bir sayım üzerinde tabii bekliyoruz esas sürüşte. Bu böyle ortada bir tur atardı. Sonra ranzaların üstüne çıkıp etrafımıza bir dönerdi. Ondan sonra Esat Bey içeri girerdi. Bir gün biz yürüyüş kararı sayıyoruz. Yürüyüş kararından her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Yine bir 19 Mayıs yani bir bayram günü bize televizyon izletler. Ayhan Işık'ın filmi oluyor. Ayhan Işık'ın filminde Yunanlarla savaşta yaralanıyor. Ufak kardeşi bir mağaraya çekiyor. Ufak kardeş var 7 yaşında. Buna diyor ki bıçak nasihat işte. Bu bıçak ısıtıyor. Klasik Türk filmi. Kurşunu çıkar. Çocuk da kurşunu çıkarıyor. Böyle sarıyor. Ya Esat Oktay'dı ya da şey. Bizi denetlemeye gelmiş. Yürüyüş karısı. Naif Kurt çıktı. Naif Kurt Mardin. Ben bir şey söylemek istiyorum komutanım. Dedi komutanım biz dün gece bir film seyrettik. İnanılmaz duygulandım. Bir duygularım kabardı benim. Ben de yeni bir şey buldum. Yürüyüş kararı buldum. Nedir? Biz bundan sonra diyelim her Türk doktor doğar. Ula nasıl? 7 yaş çocuğu ameliyat yapıyor, her Türk doktor doğar. Tabii doktor doğmadı, biz dayak yedik ama o kendi aramızda kaldı. Her Türk doktor doğar. Gittim revire, beyaz önlüklü bir diş hekimi dedi ki hangi dişini arıyor? Gösterdim. Dedik sen bilmiyorsun. Senin ağrıyan dişlerin sağda değil, soldadır. Komutanım, hayır ağrıyan dişim bu. Tabii bütün gücüyle yumruk, gözümün, burnumun üstüne girerek sen komutandan daha mı iyi biliyorsun hangi dişin ağrıyor? Peki. Ya benim bir dişim ağrıyordu.
Sanırım yani. Belki iki de olabilir. Fakat genel, ya ben sanıyorum bir tane dişimdi. 8 tane dişimi çektiler. Şurada 8 tane dişim yok. 8 tane dişimi çektiler. Ne şey yaptılar? Ne diyorlar? İğne uçturmadan 8 tane dişimi çektiler. Ya 8 dişimi niye çekiyorsun? Doktorsun. Tamam diyelim uçturmadan, onu da anladık. Cezavidir. Belki olanaklarınız yoktu. Niye 8 dişimi çekiyorsun? 2 tane çek. Bu uygulamalar hepsi yapılıyordu. İşte bunun içinde tabii özel şeyler. Hani dedim ya, yeri diyor ki işte bu karpuzu yiyeceksin. Kusturuyor mesela. Mesela ben en çok zorlanım şey, işte bir arkası kusturuyor, sana diyor sen yiyeceksin. Bütün koğuşlara önüne götürüp işte sizin Cumhurbaşkanı adayınız, hadi bakayım şimdi alkışlayın. Yahut ilim tüküreceksiniz. Kimse tükürmüyordu yüzüne. İşte o da yalvarıyordu. Yani tükürün. Ne olur, ben biliyorum sizin tükürüğünüz önemli değil. Ve ben yalvarıyordum. Arkadaşlar lütfen bana tükürün. Ben sizin tükürüğünüzden rahatsız olmam. Lütfen tükürün. Etmiyorlardı. Ölsek bile tükürmeyiz. Ve bu sefer Kürtçe. Lavab tıbbikimin. La tıbbikine havar. Lütfen bile bana tükürünüz. Tükürmüyorlar. O dönem itirafçılık ön sahfaya çıkmıştı. İtirafçılara öyle işte eğitimden, işkenceden sizi muaf tutacağız, size ayrı koğuş açacağız. Açmışlardı nitekim 38. koğuş. Ve her gün hoparlörlerden Mevlana gibi. Kim olursan ol gene gel, kapımız açıktır, ister sağdan ister soldan. Misali gibi nasihatler. Diyarbakır süreci tam böyle artık teslimiyetin ihaneti koşulandığı ve onları yüzleri bulan kişinin teslimiyeti ihanete taşıdığı, itirafçılaşmaya başladığı, itirafçılaşmanın artık bir furya haline gelmeye başladığı bir dönemdi. Elazığ ana davasındaydık. İtirafçılığın en çok olduğu şeydi tabii. Şahin Dönmez vardı, diğerleri vardı. Mahkemeye de akıl veriyordu. Zaten genç kemalistler diyorlardı kendilerini. Sonra biliyorsun o samimi itirafçıların büyük bir bölümü 90'lı yıllarda, 90-2000 yılları arasında birçok faili meçhul cinayette kullanıldılar. Çok uzun bir koridoru vardı. Çoğu zaman tutukluları o koridorda süründüre görüş yerine kadar götürürlerdi. Ve görüş yerine gittiği zaman arkanı dönük bir şekilde beklerdin. Dürük çalardı, arkanı dönerdin ailen karşısında. Dürük çalardı, görüş biterdi. Bazen bir dakikanın altına sürerdi. Tabii uzun yıllar beni görmemiş. Heyecanlı. Nasıl ziyaret yerine ziyaret kabine girer girmez şey diyor. Kürtçe diyor. Diyor ki kötü çağır. Yani abi sen nasılsın diyor. O cezaevi süresince annemle tek bir kelime konuşmadım. Yüzüme bakardı, gelirdi. Ondan sonra çekip giderdi. Çünkü Türkçe bilmiyordu. Nasılsın diyordum. Böyle gözlerinde yaşı akıp gidiyordu. Zaten görüş kabinlerinin üstüne şey yazıyordu. Türkçe konuş, çok konuş diye bir slogan üretmişlerdi. O sloganı yazmışlardı oraya. Ve Kürtçe konuşmak yasaktı. Dedim bak ana, içeri girsen, Kürtçe konuşsan hem ona eziyet ederler, hem seni dışarı atarlar. Ben sana iki kelime öğreteyim, ondan başka bir şey söyleme. Sadece dur öyle seyret, ona bak. O konuşsun, sen onu seyret. Dedi olur, ne diyeyim? Dedim locaya gittiğin zaman söyle Mehmet oğlum nasılsın? Başka bir şey söyleme. Ezberlettim, ey yaşlı kadın. Hafızasında demek ki tutamadı çünkü bahçede çok kaldık. İçeri girdiğimiz zaman locaya gittik. Kürtçe dedi, memurla otu çavani. Tutukluların diğer sivil aileleriyle görüştükleri gibi tel örgüler arasında görüşürdük biz.
Onların yanında iki asker var. Sağında solunda onları getirmişler. Bizim yanımızda da iki tane asker var. Şimdi düşünün, bir defa bir görüşmeye gittiğimde karşıdaki asker bana hitaben diyor ki, sen niye sanığa bakıyorsun dedi. Gözlerini dikmişsin, konuşuyorsun falan. Peki dedim, kime bakmam lazım? Ben onunla muhatabım. Hayır dedi, onunla muhatapsın ama gözlerini yere dikeceksin. Öyle bak, ona bakmadan konuşacaksın. Ya, savunma da olmadı yerde bir kere, adalet hukuk falan olmaz. Şimdi savunma neden yok? Çünkü avukatlar da baskı altına alındı orada. Hem de çok ağır baskılar altına alındı. Başka sanıklara dedirttiler ki, işkenceyle alınan ifadelerde işte falan filan, avukatlar da aslında örgüt üyesidir. Bize de yardım ediyorlar, şu şekilde yapıyorlar, bu şekilde yapıyorlar. Bir arkadaş getirdiler, karşıma konuşuyor. Dedi ki, sen bu adamı tanıyor musun dedi. Dedi, abi ben ne bileyim, tanımıyor dedi. Bu şişko adam mı? Dedi, ya ben tanımıyor, bilmiyorum dedi. O zaman buna muazzam tokat attılar iki tane. Dedi, ulan bu Şerefettin Kaya'dır. Şimdi söyleyeceksin, bu Şerefettin Kaya rızk haricidir. Dedi, hey abi Selim. Adam söyle, Şerefettin Kaya rızk haricidir diyorum dedi. O dönemlerde Halit Karabulut diye havacı bir üsteğmendi. Sonradan yüzbaşı oldu. Son derece dürüst, son derece hukuka saygılı bir insandı. Bir savcıydı. Hukuk dosyasında bir işte idaname vermişlerdi dosyayı kendisine. İdaname hazırlıyor. Tutmuş bölgenin, ya diyelim Kürdistan'ın, onlar tabii Kürdistan'ını kullanmıyorlar. Sosyoekonomik yapısını araştırmış. Ondan sonra sosyolojik yanını araştırmış. Bir de tarihsel siyaset yanını araştırmış. Şimdi getir, bize dağıttılar tabii. Sonradan bunun farkına vardılar. Bu defa hemen anında bürolarımıza dadandılar ve o bulabildikleri bütün o hukuk iddianamesini geri aldılar. Geri aldılar, o Kürt tarihi bölümünü içinden çektiler, ondan sonra tekrar bize iade ettiler. Ondan sonra işte duruşmaya girdik. 27 sayfası yok o anlattığım işte bu siyasi örgütlerin neden, niçin bu topraklardan üretildiğini anlatan bölümleri çıkarmışlar. Sadece işte şunu yaptı, şu adam şunu yaptı, bunu yaptı, onlar kalmış ortada. Mahkemeye gidenlere bu Mussolini'nin faşist gömlekleri, siyah gömlekler giydirilirdi. Daha doğrusu bu askeri montlar var ya, şey, normal elbise giyiliyor ya, asker elbisesi. Eski tip. Onlar boyatmış getirmişler. Ja, mit ihrer schwarzen Gefängniskleidung, also mich hat es so an KZs erinnert. Auch dass man keine, also so keine Regung irgendwie erlaubt ist. Ja, man muss dann stundenlang da so steif sitzen im Winkel und Augen immer nach unten, man darf ja dann auch nicht gucken. Und dann, manche hatten halt Wunden im Gesicht und andere konnten nicht laufen, die waren dann gelähmt, die wurden dann irgendwie so geschleppt, so von einem rechts, einer links, weil die Beine von denen nicht mehr funktionierten. Mahkemede hakime komutanım demek zorundasın. Orada adalet mülkün temelidir, bir noktaya bakarsın. Şu vaziyettesin, yani ellerin bu vaziyette. İşte hakim söz verirse konuşursun. Birisinden benim tuvalet ihtiyacım var deme şansı yoktu. Sabah saat 9'da getiriyor, akşamın saat 6-7'sinde, o uzun günleri düşünün. 8-10 saat oturan insanların artık, düşünün, bazen o salona koku düşüyordu, sidik kokusu düşüyordu. Oradan, ya dedim, keşke bu Fransızcasını okumasaydım, bunları bilmeseydim dedim. Bu nasıl bir şey yani? İnsan edemezse geliyor ama edemiyorsun. Korkuyorsun. Korkuyoruz hepimiz. Böyleydi.
Mahkemeye gidiş gelişinde avukatın yok, tekmil veriyorsun zaten. Adnan İzmir Urfa Emniyet Komutanı, mahkemeye gidiş gelişimde avukatım yoktur. Yani herhangi bir yanlışlık yapmamışım. Yürü. Mahkeme nezaretinde otururken tanıdığım biriydi. Merhabalaştım, kafayla bir merhaba verdim. Ben önümde nasılsın şeklinde söyledim. Tabii gelir gelmez beni çırılçıplak soydular. Anadan doğma soydular. 200 askerin arasına götürdüler. Esat Oktay Yıldıran yüzbaşı jopu aldı. Joplamaya başladı. Arkasından kendisi yorulunca bir askeri çağırdı. Yani biraz açık konuşmak lazım. Bağırıyor, yok mu bunu beceren şeklinde. Ondan sonra bir askeri getirdiler. Bu sefer o joplamaya devam etti. Hiç unutmam bir gün. Biz hepimiz havalandırmaya çıkarttılar. Havalandırmaya çıkarttılar, koş, soyun. Tabii hepimiz çırılçıplak koyuyoruz. Yani bunun başka izah tarzı yok yani. Soyun, çırılçıplak koyuyoruz. Domalım, domarıyoruz. Domalmış halde tutukluların kalçaların arasına sahara koyarlardı ve o sigarayı yakarlardı. Dumanlar çıkardı. Tabii yaşlılar bu sigarayı tutamazlardı. Yani vücutları gevşek olduğu için düşerdi bu sigaralar. Ve bunun için düştüğünü sorarlardı o yaşlılara. Onlar da tutamıyorum komutanım derlerdi. Mazgalı bizim koğuştan sorumlu olan asker açtı. Sayım düzeni alın denildi bize. Sayım düzeni aldık, bekledik. 5-10 dakika sonra ellerinde 5-10'luklarla, kalaslarla 10 kadar asker içeri girdi. Bunlar içeri girince zaten anladık bir şey olacağını. 3 tane isim okudular. Ali Sarıbal, Hasan Çakır, Celal Türkmenoğlu'ydu. Celal Türkmenoğlu mahkemesi olduğu için yoktu. Sadece Hasan Çakır'la Ali Sarıbal aldılar. Benden Ali Sarıbal ortaya çıktık. Başladılar. Onlar 7-8 kişi. Biz 2 kişi. Yani her birimize işte 3-4 kişi düşüyordu. Bütün o 160 kişinin gözü önünde koğuş ortasında meydan dayağıyla adam öldürecekler. Biz hazır olda bekliyorduk ve bu arkadaşlarımız gerçekten havada oynuyorlardı. Yani bir kalas inip bir kalas kalkıyordu. Derken bunlar çıktılar. Biz arkadaşlarla birlikte Hasan Çakır ve Ali Sarıbal'ın üzerine gittiğimizde Hasan Çakır baygın yatıyordu. Ali Sarıbal ise her tarafa morarmış. Boğazından hırıltılar çıkıyordu. Biz anladık Ali Sarıbal'ın gittiğini. Bizden şey toplamaya başladılar. İmzalı kendi el yardımıyla. İşte mesela benim ayağım yarılmıştı. Bu dışarıda motordan düştüm, ayağım yarıldı. İşte kimin ayağında bir şey olduysa, bir iğne olduysa, kafası kırıldıysa hep böyle bu şekilde imza topladılar. Bir tane arkadaşı yemeği dağıtırken, Batmanlı bir arkadaştı, adı da şu anda hatırlayamıyorum. Merdivende geç çıktı. Yani koca o askeri karavan adı merdivenden çıkacak ve çok süratli da. Diyor son sayı 3 dağıt. Nasıl dağıtsın? 4 kat çıkacak. Tekmeyle vurdular bu arkadaşa. Çenesi kırıldı ve öldü. Ve bize imzalattılar. Bütün o hücrelere imzalattılar. Kendisi ayağa kaydı düştü. Var elime dağı, elime dağı. İnsan çarşı olamaz, memen ne hıngı. Ne telafüne, ne telgrafe. Kacım raya haber ne. Mazumem ne hoşun ne edin avcanda. Mekume hesire dest pekhad zinciranda. Ahad zindananda. Bela khoda evbuna der zindan evvuna. Diya kirbi biçina rurştana da binin gonda. Beko vakta ketan durta ta destan zalmada. Ahad çato canda vayi. Mazlum Doğan, Elazığlı, 1955 yılında Mazgirt'te doğdum. PKK üyesiyim. Hacettepe Üniversitesi'nin bölümü 2. sınıftan
ayrıldım. Amacımız Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda bir devlet kurmaktır. Mazlum arkadaş gelinen aşamada yerinde direnmesi gerektiği söylemişti. Bayram kutlamasında insanlar birbirini öperken mazlum o zaman öyle yani arkadaşlarının kulağına eğilirken işte yeniden direnelim demişti ve herkes hazır olsun. Şimdi birinci hücreye bizi koymuşlar işte Kemal Pir'le ikimiziz. Bir hücreyi boş bırakıyorlar, öbür hücreye Muzaffer Hayata'yı koymuşlar. Gene bir hücreyi boş bırakmışlar. Oraya da Celalettin Deribaş koymuşlar. Gene bir hücre boş bırakmışlar. Oraya da Hayri'yi koymuşlar, Hayri Durmuş'u. Gene araya bir hücre boş bırakmışlar. Dokuzuncu hücreye de son hücreye de koymuyorlar. Çünkü onuncu hücre dışarıdan kaçabilir diye, duvar tarafına geliyor diye. Oraya koymamışlar, dokuzuncu hücreye koymuşlar. Orada da Mazlum duruyor. Mazlum'un hücresinin önünde karavana sesi geldi. Sonra yemeği dağıtan Sürmeli Çelik diye bir arkadaştı. Mazlum, Mazlum dedi. Ses gelmedi. Bir iki sefer Mazlum deyince tabii dikkatimiz çekti. Sonra bir iki sefer daha böyle yüksek sesle Mazlum, Mazlum deyince biz anladık yani Mazlum yok yani. Dedi arkadaşınız Mazlum Doğan kendi kravatıyla kendine asarak yaşamına son vermiştir. Eğer biz, ola ki biz aramada kravatını bulsaydık ve onu alsaydık belki kendine asmazdı. Fakat eğer birisi kendi yaşamına son vermek kararındaysa başka bir şey bulup muhakkak son verirdi. Başınız sağ olsun dedi. Çıktı gitti. Sanırım ilk defa Esat Oktay'ın ağzından İlk defa insanca bir kelime çıkıyorduysa o andı. Başınız sağ olsun dedi. İçişleri iki yere dilekçe verdi. Dilekçenin cevabı geldi. Bu intihar mı, bu hakarete maruz kalmışsa çocuğum harcanmıştır. Bu çocuğum kendini intihar edecek bir durumdaki bir kişi değildir. Metanatlı bir kişidir. Günler geçti, aylar geçti. Bu böyledir deyince o zannetti ki hani başı sarılıydı, bantla beyaz bezle sarmışlardı. Biz aşmadık. Anası yüzülür diye. Bir de bu pantolon kalçadan dizine kadar kandı, simsiyah, kan kurumuştu. Peki dedim kalçasında dizine kadar da kan vardır. Bu nedir? Diyor o üç tane parmağın diyor kesilişi diyor. Yok oruçta da hatırlıyor. Yok oruçta diyor kaza nedeniyle olmuştur. Kaza nedeni kazayı söylememiş. Sonuçta artık bizim için mazlumun ölümü bir milat oldu yani. Doğurdu kara koçan, inleyen bir anadan, katıldı bu kervana, asiler diyarından. Kavadan örsü aldı, dağları alev sardı. Beş nolu zindanında isyana isyan kattı. Adam düştana bakıyor, düşünüyor. Ben buna ne yapayım, nasıl bir işkence yapayım? Bu araba, onun aklında nasıl bir fantezi geldiyse onu yapıyor. Yani işkencenin sınırı yok diyor anlamda. Bizde kaçakçılıktan yatan bir insan vardı, ismini vermeyeyim. Bu Ermeni diye, kaçakçı diye bizim içimize attılar. Ve bu insana her gün işte sünnet olmamışsın. Bunu soyarlardı. Buna işkence yaparlardı. Sonra bununla yetinmediler. Her gün başladılar bunun cinsel organını boyamaya. Bütün paramız çok şeye gidiyordu. Çinlere falan boyaya gidiyordu. İşte koğuşlara geliyor diyordu. Rakabet vardı gardiyanlar arasında. Rakabet. Senin koğuşun güzel, benim koğuşum güzel. Tabii onların güzelliklerine bizim paramız gidiyordu. Mesela diyordu buna burada bir santim boş kalmış. Oraya ne bırakabilir?
boş yer kalmıyor. Her tarafa bayrak, her tarafa işte her şey Türkiye'm için, her şey bilmem artık aklına ne slogan geldi. Milliyetçi ne kadar slogan varsa duvarlara yazıldı, resimleri çizildi. Kemal Atatürk'ün yeri resimleri çizildi, her yeri bayraklar. Yani boş yer kalmayacak. Ferhat Kurtay'ın isteğiyle gardiyandan Buya'ya katılmak üzere Tinerget isteniliyor. Eğer Buya'ya katıyorsun, Buya rahat dağılıyor, daha rahat çözülüyor. İşte ona da anlatmış, Buya'mızın ve resimlerimizin daha iyi çıkması için, bir numara olmamız için Tiner'in gelmesi şarttır. O da bunu kabul etmiş. 3'ü 5 gece yalandı. Ben uyandım, tuvalete gittim, geldim. Dedim hemşerim saat kaç? Dedi 3'ü 5 geçiyor. Dedim 3-5 nöbeti dedim niye kaldırmıyorsun? Dedi ki nedir adam? Bu gece tabağa kadar ben tutacağım nöbeti. Ben böyle yattığa kafamı koyandı baktım Necmi ile Ferhat Hoca. Oturmuşlar duvarın kenarında böyle tam şey tarafında bir şeyler koyuyorlar. Dedim gene bunlar gene bir şeyler çevirecekler. Bunlar gene bir şeyler herhalde kendi aralarında. Ve gece işte 3.30-4 arası bir büyük bir patlama sesiyle uykudan uyandık. Ben üst katta 3. Ranzan'ın 3. katındaydım. Atladım aşağıya. Hepimiz koğuşun komplesi o alevin olduğu yere geldik. Arkadaşlarımızdan birisi yangını söndürmek için suyu şey yapıyor. Böyle içeri dumanın içine bir tane yani benim gördüğüm bir tane el böyle dışarıya düştü. O alevlerin içerisinden sesler yükseldi. Bu bir alev değildir dedi. Bu bir yangın değildir dedi. Bu bir eylemdir dedi. Dördü beraber kibriti çakıyor. Zaten o tinerin kokusu şey yapıp çakınca patlama oluyor. Bu süreç dediğim belki 1-2 dakika, 3 dakika olmadı. Ve alevler söndü. Baktık ki kafa kafaya vermiş 4 tane insan çıktı ortaya. Tabii onları ayırdık. Eğitim salonuna getirdik. Haliyle ben tanıdığım insanın üstüne gittim. Dişlerini kenetlemiş bir. Nefesini alıp veriyor bir tılsım sesiyle. Tabii ben eğildim. Hocam dedim. Bir şeyler söyle dedim. Son demler için. Tabii Kürtçe söyledim dedim. Namusta dişteki bir şey. Daha önce yan yana geldiğimizde ben ona mırıldanıyordum. Bir şeyler söylüyordum. Bir de türkü söylüyordum. Kürtçe. Biraz da sesim hoştu. Güzeldi. O zamanlar. Ve bu söylediğim türkülerden beğendiği bir Sevdaliye vardı. Sevdaliye kelime anlamı sevdalım, sevgilim demektir. Bana dedi o türküyü söyle. Vestrane bir. Tabii ben eğilmişim böyle. Kulağımı sesine vermişim. Vestrane bir. Şimdi söylemek bir türlü. Söylememek bir türlü. Söylemek zorunda kaldım. Hem söylüyorum hem ağlıyorum. Şimdi tabii bunu da duyuyor. Ki benim de ağlamamam için, bana moral vermek için tebessüm etti. Tebessüm edince de yanaklarından etten döküldü. Eliyem ayayayayayan daye yaman eli yemayayayan babu yaman sevdaliyam ne yaman sevdaliye tevezikirme ey pire mereke hafti salı Tepe divdudan devim rabene hudide neman
Eyle tevezekirme ey masikeki derman hari berdamel serva tehtukan. Eyle tevezekirme ey smaqe keşişti tittamu behnu ismu rengil minneman. Ah devere ey zalim ey zalim babelle. Bu böyle devam ediyor gidiyor. Korona falan yoktu. Çamur içerisindeydi her taraf. O Esat Yıldıran da böyle şey, o cezaevinin önünde koca bir kulübe var. Onun tepesindeydi. Biz de böyle sıraya dizilmişiz. Oradan indi geldi bir Kürt anasının önüne. Dedi ki ana dedi, bak şu çocuklarına seni ne perişan ediyorlar. Bunları doğacağına bir taş doğsaydın dedi. O Kürt anası başını kaldırdı şöyle yüzüne baktı. Analar ne doğacağını bilseydi dedi. Senin anan da seni doğar mıydı ki? Ay, o anda her taraf buz kesti. Uzun süre görüşme cezaları oluyordu. Eşya almama cezası oluyordu. Aylarca, bazen 3 ay, bazen 6 ay. Öyle bir durum vardı. Diğer mesela kadın arkadaşların özgün durumu vardı. O konuda da onu da bize karşı kullanıyorlardı. Mesela pet getiriyorlardı. Bir süreden sonra diyelim bizler bazen bir şey bulunmuyordu. Kendi çamaşırlarımızı yırtıyorduk. Nuran Maraşlı. 61 Muş doğumluyum. Kanamam var. Pamuk alabilir miyim komutanım? Bahattin yani konuşmasında bilmeyen bir tipti aslında. Böyle normal konuşmasında bilmeyen. Böyle çok yerel de konuşuyordu. Ne dedin ağzına sıçtığım? İşte kanamam var. Pamuk alabilir miyim komutanım? Neren kanır ağzına sıçtığım? Şimdi sen söylesen bir dert, söylemesen dert, kullanmak zorundasın. Bu senin en doğal hakkın. En doğal hakkım bile elinden alınmış. İşte adet oldum komutanım, kullanmam gerekiyor. Neren kanıyor amına koyduğum? Çok özür dilerim ama işte adet oldum. Kadınların hiçbiri 6 ya da 8 aydan önce regle olmuyordu. Tüylenme baş gösteriyordu ya da saç dökülmeleri. Cirdonlar vardı. Diyarbakır halk dilinde cirdon denir, lağım fareleri. Çok büyük olur. Şöyle şu büyüklükte bir cerdonun kuyruğunu tutmuştu. Sallayarak da içeri girdi. Şimdi bakalım ne diyeceksin diye Ali Osman başladı. Ama önce bunu yiyeceksin dedi. Aniden sandalyenin üstünden sırt üstü yıkıldım. Yani altımdan sandalye gitti. Ve düşer düşmez o fareyi ağzımda hem vurarak, yüzüme vuraraktan hem o fareyi bir kedinin fareyi parçalar gibi parçalayıp ağzımın içerisine sokmaya başladılar ve o fareyi bana yedirdiler, o cerdonu bana yedirdiler. Dedim ki, dediğiniz her şeyi kabul ediyorum, yapacağım. Yalnız beni koğuşa götürün. Koğuşa götürün. Ben bir üstüm başımı değişim, kendime gelim. Yıkanayım. Koğuş sorumlusuna dedim, bana bir permatik versinler, tıraş olacağım. Bir tane yeni permatiki de getirdiler, bana verdiler. Al tıraş ol dediler. Üstüme dökebildiğim kadar su döktüm. Ama özellikle ağzıma su almaya çalışıyorum. O içimdeki pisliği atmaya çalışıyorum. Elbise yok zaten. Aşırtmenimi giydim. Gittim en son ranzanın oraya. Ranzanın üstüne çıktım. Arkadaşlar dedim, ihanet etmektense devrim için, partim için, halkım için kendimi öldürüyorum dedim. Boynuma İlete vurdum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
marş söylerken bir çavuş girdi, o ihtiyar dediğim çavuş. Girdi, marş kes dedi. Kestik. Zaten bir sorumlu var, o okuyor. O kesince biz de kestik. İstirahat edin. Allah. Sigarası içmek serbest. İki kişi çıksın, sorumlu dedi, bir bidon çay getirin falan. Yok. Burada bir şey var. Mehmet Tahir'i durmuş. Hayır durmuş. Bir duruşmada geldi, dedi ki biz zaten bundan sonra ölüm orucuna başlayacağız. Belki bir dahaki sefer biz duruşmaya gelmeyebiliriz, gelmeyeceğiz zaten filan dedi. Şimdiye kadar defalarca cezaevindeki işkenceleri, baskıları, itirafçılaştırmayı, şeyi, hepsini dedi anlattık. Ama hiçbirini ne durdururdu, ne önüne geçirdi, ne de bizim söylediklerimde olumlu bir karşılık verirdi. Dedi bundan dolayı bu benim son duruşmamdır. Ölüm orucuna başlıyorum. Ardından Kemal Pir arkadaş. Kemal Pir arkadaş da kalktı. Dedi bu benim son mahkememdir. Dedi Hayri arkadaşın dediklerine katılıyorum. Kemal Pir sorgusunda işte Emirullah Kaya ismindeki hakim ona şeyi sordu. Yani sen Türksün, bu yerin, bunun içi, bu hareketin içinde ne işin var, bu Kürtlerin bir hareketi falan. Ben sosyalistim dedi. Ben bu hareketin içinde varım. Sabah işte gelir adamlar, karavana dağılınca dedim bir dakika size bir şey konuşacağım. Anladılar, geçtiler, gidiyorlar. Dedim ben ölüm ucuna başlıyorum, beni buradan alın. Ertesi gün öğle yemeğinde haşlama geldi. Hem de şöyle şöyle etler içinde olan haşlamalar. Uzun süredir kimse böyle yemek yememiş. Ben yemiyorum dedim. Öbürüm bana baktılar. Dedim ki arkadaşlar bana bu et, arkadaşlar da eti gibi geliyor. Sanki onlar ne eti? Ben yiyemem dedim. Arkadaşlar biz de yemiyoruz dediler. İlk iki günde gardiyanlar gelip işte küfür ederlerdi işte. Ne konuşuyorsunuz, yasaktır falan şu bu, yatmanız gerekir bu saatte. Ölüm orucuna girdiğimiz bilmeyen gardiyanlar vardı tabii. İlk gün işte birisiyle bağırınca küfür etti yani. Bana küfür etti. Benim annem işte neyse yani hepsine böyle çok bozuk bir üslupla Kemal Pir arkadaş hatırlıyorum ara hop dedi. Sen bize küfür edemezsin. Biz artık özgürüz dedi yani. Sereç ya bedmane kızamı gel açma şin zevale laveyimi Yel açma zemane Negri Tu delali Negri Tu canemini Negri Tu hayati Negri can Elli dördüncü günde sabah Kemal Pir'in sesi çıkmadı. Çağırdık. Kemal abi diyoruz, ses yok. Ayrı arkadaş Kemal diyor, ses yok. Zaten Kemal ölüm orucuna girmeden önce diyoruz, paşa diyor, ben buradan çıkacağım diyor. Sırt üstü de olsa ben bu cezamla çıkacağım. Yani kendine göre oradan çıkmanın bir yolunu bulmuştu. Va tariha beçerine hey laveyimin ve zivacin cira bekatine hey
qizamın kurtnara ben xavderengey negri 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 navu dengey xoderinen negri cane babe xoyo Yaz aylarında yönetim değişti. Ali Osman Aydın diye bir üsteğmen vardı. Bu Esat Oktay Yıldıran dönemindeki uygulamaları devam ettiren bir kişiydi. Oldukça gaddar, sinsi bir tipti. Mesela gece saat 11'de 12'de geliyor. Tak tak kap, doktor in aşağı. Ben fırlıyorum. Tabii benim yukarıdan aşağı inmem, giyinmem falan, gidip gitmem biraz ağır oluyor. Nerede kaldın lan? Ben seni çağırıyorum. Sen niye böyle git? Komutanım, görüyorsunuz halimi. Benim oradan aşağı inmem. Dinlemem bir daha bu itirazı. Ben emrettiğim anda burada hazır olacaksın. Sarhoş herif, dil gibi. Bak şu elime. El şişmiş böyle. Davul gibi. Bakıyorum eline. İşte komutanım diyorum, şu merhemi süreceksiniz. Tabii komutan demek zorundasınız. Ve bu ellerinizi de kullanmayacaksınız birkaç gün. Ha, sen bana dayak atmam demek istiyorsun. Yani sen buradaki tutukları korumak istiyorsun değil mi? Dayak düzeni al dediğin zaman çok enteresan bir şekilde, herkes anlatmıştır sanırım, bir elini diğer elin üzerine koyup parmaklardan şart çıkarıyorsun. Artık askerin vicdanına kalmış, ne kadar vurursa. Falaka düzeni al dediği zaman yere sırt üstü yatıyorsun, ayaklarını çıkarıyorsun. Alabildiğini ellerindeki sopayla, sopanın üzerinde de Haydar yazılıydı. Yedi bela, Haydar bilmem ne, böyle acayip isimler yazmışlardı. Mesela bizde gönüllü dayak yeme grupları oluyordu. Biz yani gönüllü dayak yeme grupları dediğimiz olay şu. Çünkü mesela işte geliyorlardı, askerlerin diyelim, gardiyanların canı sıkılsa bile işte diyordu, beş tane canavar çıksın. Dayak atacak adam. Ve onun için veya işte beş tane işte canavar çıksın, koridoru yıkayacağız. Beş tane canavar çıksın, havalandırmayı yıkayacağız. İşte beş tane canavar çıksın, bilmem kantinden bir şey getireceğiz diye. Şimdi bunlar çıktığı zaman sürekli dayak. Yani kapıdan çıktığın zaman dayak yiyordun. Bu görüşmeye de gitsen, hamama da gitsen, avukata da gitsen, mahkemeye de gitsen bir şey fark etmiyordu yani. İşkenceden sonra bizim içeride kalan arkadaşlarımızdan bir tanesi çünkü nöbetçi kalacaktı. O bizde leğen içerisinde tuzlu su hazırlıyordu. O tuzlu su bizim antibiyotiğimizdi. Evet, biz kalçamızın o kanaması, morarması, 3 gün 4 gün yüzük oynatardık. Sırt üstü yatma şansımız olmazdı. Ve o tuzlu suyun içine girer otururduk etimizin parçalanmaması için. Çok kar yağmıştı o yıl Diyarbakır'da. Havalandırma takriben 10-15 santim buzlanmıştı. Bize dediler bu buzları kırın. Yani bir sürü kazma mazmayla şu bu, biz o buzları hepsini kırdık. Ondan sonra soyunmamızı istediler. Çırılçıplak soyundu herkes. İstikamet karşı duvar, sürün demeye başladılar. Ellerinde yine işte cennahlarla falan. Biz süründük tabii ama müthiş bir acı. Yani buz her tarafımızı kesiyor. Çünkü sırtımıza basıyorlar ve sürünüyoruz buzun içinde çıplağız. Her tarafımız kanamaya başladı. Kan, kömür isi ve şey böyle işte erimemiş karlar falan birbirine karıştı. Bazen buz gibi betonda falakaya yatırıyordu. Bazen işte lağım sularını mesela şeyleri tıkatarak yani boyumuz kadar birikiyordu sular. O suların içerisinde tutarak, yürüterek, yine işkence yaparak, özellikle cop o ıslak halde çok daha kötü oluyor, çok daha acı veriyor.
İşte mesela böyle şey yaptığında çığlık çığlığa, diğer arkadaşların, erkek arkadaşların da duyacağı şekilde sıkı sırlaştıracağım diyordu. İşte döl yatağınızı kurutacağım, bir daha piçler doğurmayasınız diye. Sancılarım tuttu. Doğum yaklaşmıştı. Kapıları, mazgalları dövdüler, kızlar şey yaptılar. O gün götürmediler hastaneye, ertesi gün hastaneye götürdüler. Doğum odasında cezaevin askerleri, biz içeride bekleyeceğiz dediler. Doktor dedi, çıkın dedi. Yok dediler, çıkmıyoruz, komutanımızın emridir. Oğlum, çıkın dedi, ne kadar tartışıysa onları çıkaramadı. Neticede dedi, ben karışmıyorum dedi. Oğlum doğduğunda, tabii dünyanın en mutlu insanıydım o an. Ama nasıl bağırıyorum, içimdeki bütün kini, bütün nefreti, bütün şeyi bağırtımla dışarı atmak istedim. Bütün belki hastane işitti benim sesimi. Sabahleyin ben uyandığımda Cemil gözleri yumuk yumuk böyle elini koymuş, emiyor. Ben hemen tabii şey dedim, ben buna şey meme vereyim, süt vereyim. Bu biraz kendisine gelsin. Bu 9 ay boyunca aç kalmış. Günlük kuzu eti yediriyorduk biz Esat'ın köpeğine. Ondan biraz kestik aldık. Onu da sakladık. Çocuk et yemiyor. Renaz et bilmiyor, tadını bilmiyor. Dedik şey yapalım. Hafta sonu gardiyanın odasına mama yapmaya girdiğimizde bunu pişirip Renaz'a yedirelim. Ve yaptık. O eti sakladığımız yerden çıkardık. Küçük bir lokma. Onu birimiz camda nöbet tuttuk, birimiz ocağa hemen taktı. Ocak hemen öyle ortada çünkü kullandığı oda. Birimiz kapta nöbetçi kaldık. Onu hemen böyle ocağın üstünde yaptık, pişirdik ama koku bir yayıldı cezaevine. Ne yapacağımızı şaşırdık, bu kokuyu nasıl çıkaralım? Gardiyan gelse mahvolduk. Artık elimize ne geçtiyse bütün camları açtık, havalandırma yapıyoruz ama onu yaptık. Gerçekten onu pişirdik, getirdik, Renaz'a yedirdik. O çok güzel bir andı. Hem çok duygulu, annesi de çok duygulanmıştı. Yani biz onu başarmak için her şeyi göze almıştık. Yani yapacağı her zaman yediğimiz işkenceydi, her zaman gönderdikleri hücreydi. Bir sefer de Renaz için olsun, ne olurdu yani. Behlül Yavuz dedi, çıkıyorsun kurtulduğunu sanıyorsun değil mi? Dedim ki komutanım kurtuldum demiyorum ama yani tahliye oldum, çıkıyorum. Dedi bak çıktır ama sakın ola ki o bir laf var ya dedi. Dedim ki hangi laf komutanım? Bu tam istersen çıkamıyor falan. Ulan demişim ne demişsen belki diyeceksin ki ulan sikilmede bir tek kulağımız arkası kaldı. Sesimi etmedim. Dedi asker gel buraya. Asker geldi dedi pantolonunu soy. Şimdi göz ucuyla kestiriyorum. Varız 100 kişi. 100 de asker var. Yani bunların içerisinde bana tecavüz etme şansı yok. Etse bile yani erkekliği uyanamaz ki. Mümkün değil. Neyse pantolonu soydu dedi. Kilotunu da soydu. Allah Allah. Ben hala dedim, hazır orada başım iyi. Dedi ki sen de dedi rukuya gider gibi, secdeye gider gibi eğil. Allah Allah. Ama yani pantolonum üzerimde eğildim. Askere dedi ki kulağın arkasına cinsel organını sür. İşte asker çıkarıyor erkeklik organını bunun kulağına falan her tarafına sürdü. Tabii bu sesini falan da çıkaramıyor yani bir şey yapmıyor. O sırada bir sayım düzenindeydik. Çoğu uzaktan bir ses gelmeye başladı. Normal bir şey değildi çünkü o saatlerde cezaevi sakindi. Sadece sesli bir şekilde sağ ol sesleri ya gelir ya da emret komutanım ya da emredersin komutanım biçiminde koğuşlar topluca bağırırlardı o saatte. Böyle devam eden gürültü olmaması gerekirdi. Yoktu yani programda. Biraz daha dinledik. Daha ses net çıkmaya başladı. İşte kahrolsun işkence, yaşasın onurlu direnişimiz sloganlar peş peşe net bir şekilde artık duyulmaya başlandı. Ve bu artık gittikçe bir dalgaya dönüştü. Tek hedefimiz cezaevinde kuralları düzeltmek, insanca yaşam koşullarını şey yapmak. Onun ötesinde çok dallanıp budaklanmış taleplerimiz olmayacak diye bu talepleri çeşitli şekillerde yazışarak tespit ettikten sonra
tarihi de ortak olarak tespit ettik. 1 Eylül 1983'te ölüm orucu başladı. Eylül direnişi başlar başlamaz sloganlar, o sesleri duyduğumuzda biz hepimize direkt girdik, eyleme girdik. Yani bir anlamda bir ayaklanma gibiydi gerçekten Eylül direnişi. Düşün, insanlar kafalarını duvarlara vuruyorlar. Biz artık eski demek istemiyoruz gibilerden. Ve şehri bastırmakta güçlük çekiyorlar ve bu güçlükten dolayı 35-36 koğuştaki lider konumdaki şeyler bastırsın diye. Koğuşlardaki o coşkunluğu bastırsın diye onları geziyor. Bize haber geldi 27. gününde artık kabul ettiklerini, bizim taleplerimizi kabul ettiklerini, bundan sonra işkencenin olmayacağını, haklı taleplerimize cevap vereceklerini söylediler. Bunun içinde ölüm orucunun artık bırakılması gerektiği söylendi. Biz de onun üzerine bıraktık. Kasım'dan sonra idare tekrar yani durumunu netleştirdi, tekrar hakları geri almaya yöneldi. Yani durumunu biraz netleştirince tekrar yaptırımları yeniden uygulamaya başlar. Tek tip elbise uygulaması da yataraktan uygulamaya başlamak için böyle bir askerle yeniden askerleştirme, yani kaybedeceğimizleri yeniden almaya girişti. Karşılıklı olarak bir hesaplaşma dönemi başladı. Hızlı bir şekilde tırmandı. O dönemde biz şöyle duyumlar da alıyoruz. Tek tip elbise giydirilecek. Çeşitli yerlerde tek tip elbise giydirilmeye başlandı. Diyarbakır'da da uygulanacak. Tek tip elbise giymek istemiyoruz. Fiili direniş, isyan ve ölüm orucu. Yani üç olgu bile iç içe ile sürdürüldü. Çünkü şiddet çok yüksekti gerçekten. Her koğuş, diğer koğuşa saldırı yapılırken aslında kendisi harekete geçiyor. Yani o koğuşa yapılacak olan saldırıyı engellemeye çalışıyordu. Bizde de öyle oldu. Bir üst koğuşumuza ya da yan koğuşumuza saldırının yapıldığını görünce biz kendi koğuşumuzda yakmak için biriktirdiğimiz şeyler vardı. Onları yakmaya başladık. Bizim koğuşa sıra geldi. Toptan götürdüler. Birinci sırada da benim. İlk beni uygulamaya aldılar. Şimdi uygulamaya alırken tutuyorlar, yatırıyorlar insanı. Bir asker ağzına basıyor. Bir asker bir kolunu ayağıyla basıyor. Hepsi ayakla. Diğer koluna bir asker basıyor. Göğsüne bir tane basıyor. Başında da bir tane asubay var. O zaman üzerindekini yırtıyorlar. Tek tip elbiseyi geçiriyorlar böyle. Koluna da geçiriyorlar, giydiriyorlar. Arkadan kelepçe vuruyorlar, oturtuyorlar. Kalkın İstiklal Marşı okuyun. Bir kısmı kalkıyor, okuyor. İşte elbise giyenler, giymeyenler. Bana sordular. Çok fazla ses çıkarmadım. Yanındaki giymeyeceğim dedi. Bir baktım Necmettin. Bu sırada Necmettin'le böyle göz göze geldim. Necmettin de böyle duvara dönük sırtı, onu da 2-3 tane asker habire vuruyor işte. Necmettin'in tam tepesine, yani kafasının orta yerine böyle bağır eğilen, böyle bir külçe gibi o duvardan sıyrılarak dizleri üzerine böyle düştü. Tabii gözlerin böyle yine göz gözeyiz. Baktım gözleri hareketsiz. Yani gözleri bir şey görmüyor. Kalasla dövüldüğü için o sırada şey olmuş, beyin kanamasından. Zaten şeyi hastaneye götürmüşler o gece. Fenalaşmış. Yarı baygın ya da uyurken bir ses vurdular. Kapılara vurdular. Ondan sonra Necmettin dediler. Ben yaptım, ayıldım. Başına toplanmışlar. Ben can havliyle olunca ben de hemen yaptım, müdahale ettik işte falan. Ama Necmettin orada yanındaki yatakta öldü maalesef. Yılmaz Demir, o da ölüm orucundan gelmişti. O da bizle beraber 10. koğuştaydı. Koğuşta işkenceleri protesto için kendisini astı.
Ardından işte diğer haberler geldi. Sonra Necmettin abinin ölüm haberi geldi. Sonra Remzi'nin ölüm haberi geldi. Böyle sürdü. Bu tek tip sürecinin sadece fiziki direnişle değil, aynı zamanda ölüm orucu direnişiyle bütünleştirilmesi gerektiği önerisi yapıldı. Bu kabul gördü ve ölüm orucu süreci de başladı. Geldik cezaevi kapısına, dedi, valla isyan var. Nedir ne isyandır valla, dedi, ölü oruca girmişler. Açlık grevine girmişler. İki kişi gelmiş görüşe, demiş artık girmeyin görüşe, biz grevdeyiz. Durumlarımız ağırlaşınca bizi bir sefer koğuşlardan alıp şeye götürdü, hastaneye götürdü, asker hastaneye, orada koğuşlara yerleştirdiler. Bu hangi zamanda tam hatırlamıyorum, Şubat olabilir. Yani 40. gündü. Ölüm orucunda 40. günüydü. Gittik. Orhan şeydi, hastanede, hastanenin bodrumunda. Yanına kadar gittik. Bu seslendi. Orhan nasılsın? Oğlum nasılsın? İyiyim dedi ama iyi değildi. Görme sürekli kayboluyor. Sürekli kayboluyor. Giderek kayboluyor. Mesela son iki günde artık anne babamızı zor tanıyorduk. Yani sesini tanıyorduk ama onları tanıyamıyorduk aslında. Yani görüntü bize çok bozuk geliyordu. Çok belirsiz böyle. Yani şimdi aklıma geliyor. Mesela annemin sadece leçeklerini böyle burada bağlamış. O aklında kalmış böyle. Yatağın üstünde vücut, beden görünmüyor. Sadece yastıkların üstünde birer kafatası var. Yalnız hafif bir ışıltılı iki tane göz var. Burun bile erimiş kalmamış. Sanki böyle ince bir çubuk gibi kalmış. Kulaklar yok. Bakıyorsun sadece bir kafatası. Durdum öyle onlara baktım. O bir tanesi dedi, ana dedi, kimi arıyorsun? Dedim Cemal aradı. Bak dedi, o duvarın dibindeki. On yatak böyleydi, onun yatağı böyle tekti. Toprağın üzerine yatak sarmışlar. Yatak bizim bildiğimiz gibi yatak değil. İçerisinde ot. Şilte diyoruz biz ona. Şilte. Yorganlar yorgan değildi. Başlarının hiçbirinin başında yastık yoktu. Buradan gittim. Aşağı yukarı 30-40 kişi böyle yatıyor. Döndüm o taraftan geldim. 30-40 kişi böyle yatıyor. Döndüm bu taraftan oraya gittim. Yani git hepsini gezdim döndüm. Her gözlüğümde de artık soluğum tıkandı. Mesela şeyin son zamanını hatırlıyorum, Orhan Keskin, o rahmetli oldu. Beyaz bir atlı geldi diyordu. Beyaz bir atlı görüyordu. Elini böyle işaret etti. Ben elini işaret etti ama yani ne dedi? Ancak ben baktım oradaki yatak boş. Eğildim üstüne, yüzünü öptüm. Dedim Cemal'im nasılsın ana kurba? Demek hissetti. Gözünü açtı, baktı. Tabii görmüyor. Gözler görmüyor artık. Dedi, anne sen misin? Ben onu öpünce. Dedim, evet benim. Dedi, sesini yükseltsene. Dedim, ana kurban nasılsın? Dedi, çok iyiyim. Böyle geniş böyle bir yerden çıkıyordun. Orada bekliyorduk. Karşıda şey adı. Ne böyle yazmışlar? Büyük. Duyartan, görürten, yapartan burada kaldın. Dedi ki Feridun Yazar Ali Osman. Misafirhanemizi beğendin mi? Ne düşünüyorsun? Tesos duruşta bekliyoruz. Yani
İnsan düşünüyor, evet çok iyiydi komutanım, Allah razı olsun deyip çıkmak da var. Ama o dediğim işte o onur çizgisi, bunları hazmetmeye engel. Dedim ki, biz bu memlekette okuduk, bu memlekette yaşadık. Ben bu cezaevine girerken de bu memleketi seviyordum. Ülkemiz diyordum ama kendi ülkemde böyle şeyler yaşayacağım hiç aklıma gelmemişti. Siz misafirhane diyorsunuz. Hayvanlara bile yapılmayan, yapılmaması gereken uygulamalara bizi tabi tuttunuz. Kimliğimizi bırakın, kişiliğimizi yok ettiniz. Benliğimizi yok ettiniz. Nasıl bana misafirhane diyorsunuz? Ben bu devletin artık düşmanı olarak çıkıyorum. Bir gün o Diyarbakır cezaevinin içine girsem, yani kendim bazen istemişim de, bazen şey yapmışım, ya bir gün gireyim, göreyim yani. Hani diyoruz ki, gideyim işte o demirleri tutayım böyle sarsayım, baksan bize bu kadar şey yaptı. İnsanoğlu bunları kaldıramıyor. 27 yıl geçmiş, halen o mandala basamıyorum, o frene basamıyorum, duygularım hakim olamıyorum. Burada anlatmak çok kolay. Onu yaşamak lazım. Onu benim gibi yıllarca içinde, 2009'dayız, 82 yılında oldu olay. Ben hala unutmamışım. Halen unutmamışım. Halen unutmamışım. Bana baktı, dedi çok metinsin. Dedim, beni metin yapan oğlumun kelimeleridir. Bana dedi ki, ana ağlamayacaksın. Kimse benim arkamdan Cemal'in anasını ağlattık demesin. Dedim, ben onun için ağlamayacağım. Niye ağlayayım ki dedim. Arkadaşları sağ olsun. Orhan Veli'nin mısrası, çok yakınımdasın ama elimi tutsam tutacağım ama ulaşamıyorum. Misali o kadar yakınız ama ulaşamıyoruz birbirimize. İşte koğuşlar arası haberleşme başladı. Koğuştan koğuşa not atıyoruz torbalarda. Bu ara işte Recep'in sağlığını yavaş yavaş öğreniyoruz. Yanındaki koğuşta da bizim bayan kızlar kalıyordu. Aramızda bir duvar vardı. Geceleri oradan ip atarak İpimcal ürününde mesaj yazma şartıyla onları da kancayla çekip artan mesajı iletebiliyorduk. O vesileyle bir şey, bir başta bir yaptım, gönderdim. Bir yıla yakın yani tahliye olacağım ana kadar ben bu resmi pamuk içerisinde pet olarak kullandım. Yani bedenimde sakladım ve o şekilde de dışarıya çıkardım. Tabii çıkardığımda kırış kırış olmuştu. Beni çok duygulandırmıştı çünkü oradaki çizimler çok kırık.